hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Ben aslında mutlu birisiyim zaten. Buraya başvurma amacım mutluluğuma biraz daha mutluluk katmak. Çünkü bu hayatta benim tek eksiğim babam. Babama tekrar kavuşmak istiyorum. Hasret. Öyle hasretler vardır ki bir insanın bir ömür kolunu, kanadını kırar. Hep bir yanını eksik bırakır. Gelin sizi bir ömür, bir yanı eksik kalan kısmetle tanıştırayım. Ben babamdan bir şans istiyorum. 24 yaşındayım. Babamı senelerdir görmedim. Sizi çok özlemiş, size sarılamıyor, sizin yanınızda olamıyor. Ahu Hanım, yani ben şu anda inanın buna hazır değilim. Hani benden sanki annem ve babamın sakladığı bir şey var. Ne saklıyor olabilir? Ya babamın ikinci bir eşi olabilir. Ya da kan davası olabilir. Belki bize zarar gelmesin diye gelmiyordur. Ahu Hanım, sizin bilmediğiniz şeyler var. Ben kızımı görmeye dayanamıyorum. Neden bir baba kızını görmek istemez? İnanın ben de çok özlüyorum. Niçin görmüyorsunuz o zaman beyefendi kızınızı özlüyorsanız? Nedir engel olan size? Ben kısmete baktığım zaman çok üzülüyorum. Merhaba oğlum. Merhaba, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Biraz aceleniz varmış. Evet. O yüzden bizim ekip de böyle alelacele bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok hızlı bir şekilde bana ulaştınız. Bu kadar hızlı bir şekilde ulaşacağınızı düşünmemiştim. Ben şimdi seyircilerimiz için size sorayım. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben babamdan bir şans istiyorum. Telefonda konuşuyoruz, evet. Ama kendisini ben 24 yaşındayım. Babamı senelerdir görmedim. Ona sarılmak istiyorum. Ben bu sene mezun olacağım. Diplomamı ben babama vermek istiyorum. Çünkü onun bana eğitim hayatımda desteği çok büyüktü. Benim de daha iyi anlayabilmem için, seyircilerimizin de daha iyi anlayabilmesi için. Bir babanız var. Değil mi? Allah'a çok şükür. Sağlıklı, sıhhatli ve aslında hayatınızda. Fakat babanızı görmek istiyorsunuz. Şöyle, babam işleri dolayısıyla şu an il dışında, İstanbul'da değil yani. İstanbul'da yaşamıyor. Yani senelerdir aslında annemle boşanmadılar ama ayrılar. Yani annem de ben de göremiyoruz babamı. Anneme soruyorum ama... Çok teşekkür ederiz. Anneme soruyorum, annem bana şunu söylüyor. Evet, baban kızım seni çok seviyor, bir sorun yok. Gelecek. 24 yıldır bana hep gelecek diyor ama hala gelmedi. İşte işleri var kızım, o olmasa tarlayla kim uğraşacak? O olmasa işte işlerle kim uğraşacak? Bu şekilde. Şimdi şurayı tam anlayayım, ben doğru anlayayım. 24 yaşındasınız peki, 24 yıldır babanızı hiç görmediniz mi? Şöyle gördüm. İki kere gördüm. Biri 10 yaşındayken, ben hatırlamıyorum bile. Sağlık kontrolü için galiba gelmişti. Bir de 20 yaşındayken gördüm. Bir arkadaşıyla gelmişti. Evde 2 gün falan kaldı. Sonra döndü tekrar. Annenizle ayrı değiller? Hayır, ayrı değiller yani. Ama? Resmi olarak aslında evliler hala. Bunu ben biliyorum yani evli olduklarını. Fakat işleri dolayısıyla şu an hani il dışında olduğunu ben biliyorum. Nerede yaşıyor? Şöyle, rahmetli annesi ve babasının evinde Elazığ'da yaşıyor şu an babam. 5 yaşına kadar aslında bizimleymiş. Daha sonrasında işleri devralmak için Elazığ'a gitmiş, bir daha da dönmemiş. Kısmet Hanım, çok enteresan bir şeyden bahsediyorsunuz. Bir babanız var ama yok. Konuşuyorum diyorsunuz. Evet, konuşuyorum. Ama görmüyorsunuz. Görmüyorum. Annenizle evli. Evet, evliler. Ama birlikte yaşamıyorlar. Evet. Babanıza bunları sormadınız mı? Ya baba, sen benim babamsın. Hayatımdasın.
Fakat aslında hayatımda yoksun. Ben sadece senin sesini duyuyorum. Belki hani şimdi teknoloji çok ilerledi. İnternet çağındayız. Görüntülü konuşuyoruz. Yani görüyorsunuz babanızı. Görüyoruz evet birbirimizi ve aramız evet. Kopuk değil aslında. Bu sizin büyüdüğünüzü görüyor. Belki o görüntülü konuşmalarda. Siz babanızın yaş aldığını görüyorsunuz. Evet. Fakat karşılıklı gelemiyorsunuz. Yani birbirinize dokunamıyorsunuz. Hayır. Bunu sormuyor musunuz? Annenize, babanıza? Şöyle, aslında anneme sorduğumda dediğim gibi beni geçiştiriyor. Böyle olması gerektiğini. Sanki çok normal bir şeymiş gibi bana annem hep anlatıyor. Hani işleri bitince geleceğini söylüyor. Babama zaten soramıyorum. Çünkü babamın her ne kadar onu görmesem de bende desteği çok büyük. Bana hani evet dediğim gibi görüntülü konuşuyoruz, telefonda da konuşuyoruz. Hani bir sorunum, derdim olduğunda ben hemen babamı arayabiliyorum. Ama benden kaçtığını düşünüyorum ben babamın. Hani benden sanki annem ve babamın sakladığı bir şey var. Ben bunu öğrenmek istiyorum çünkü normal değil. Niçin kaçsın size? Ne saklıyor olabilir? Bunu ben de çok düşündüm. Aslında aklımda çok fazla şey var. Hani ya babamın ikinci bir eşi olabilir ya da kan davası olabilir. Belki bize zarar gelmesin diye gelmiyordur. Ya çok fazla şey var aklımda ama oturtturamıyorum bir şeyleri. Hissediyorum sadece. Peki hiç bu endişe ettiğiniz şeylerle ilgili bir duyum aldınız mı? Düşünüyorum sadece. Yani sebebini bulmaya çalışıyorum diyebilirim ama bulamıyorum. Peki Kısmet Hanım bir şey söyleyeceğim. Şimdi maşallah gayet sağlıklı, genç, evet. Aklı başında bir insansınız. Şimdi hadi o gelmiyor ve hani nedenini bilmiyorsunuz. İşi var, gücü var, bir gün gelecek, gelecek. Peki yerini biliyorsunuz, yurdunu biliyorsunuz. Atlayıp gitseydiniz. Yani babamın memleketi evet ama benim değil. Benim memleketim yok. O ne demek? Benim annem ve babam gerçek annem ve babam değil. Siz bunu ne zaman öğrendiniz? Ben lise yıllarında öğrenmiştim. Liseye ilk başladığım zaman öğrenmiştim. Şöyle oldu. Annem bir gün okula geldi. Böyle hocalarımla, öğretmenlerimle konuşacağını söyledi. İşte derslerim hakkında bilgi alacağını vesaire. Daha sonrasında rehber öğretmenim beni çağırdı. Ben de hatta şey diye düşündüm. Kesin bir yaramazlık yaptım. Derslerim o zaman çok da iyi değildi. Hani onun için çağırıyorlar falan diye düşünüyorum. Sonra gittim. Bana ikisi durumu açıkladılar tabii. Rehber öğretmeniniz ve anneniz. Evet. Ne dedi? Sizi çok üzmeyecekse. Rehber öğretmenim açıkladı durumu. Benim için gerçekten çok büyük bir yıkım oldu. Ben bir dönem annemden çok uzak kaldım. Bana böyle gerçekten yabancı gibi geliyordu. Daha sonrasında annemle tekrar o bağı aslında kurduk diyebilirim. Dile getirmek istemiyorum ama sormak da istiyorum şimdi. Babanızla bu durum yaşandığı için aklınıza şey mi geliyor acaba? Hani ben evlatlığım. Bu duygu var mı sizde? Ben buna inanmak istemiyorum. Ben de inanmak istemiyorum. Ama şöyle, benim babam evet görmüyor beni ama ben sevgisini hissediyorum. Telefonla konuştuğumuzda mesela böyle erkek arkadaşımla bir sorun yaşasam veya bir arkadaşımla problem yaşasam hemen ben babamı arayabiliyorum. Beni saatlerce dinliyor kendisi. Yani ben sevgisini hissediyorum aslında ama benden kaçıyor, kaçtığını düşünüyorum. Sadece neden bir insan, tabii şunu da düşünüyorum. Neden bir baba kızını görmek istemez? Benim hiçbir özel anım da yanımda yoktu. Doğum günlerimde yoktu. Mezuniyetlerimde yoktu. Arkadaşlarım soruyor. Artık söyleyecek cevap bulamıyorum çünkü herkese çok saçma geliyor. Neden iş olabilir? Evet, maddiyatı ben anlayabilirim. Bunu anlayabilirim. Evet, olgun biriyim ben. Anlayabilirim ama yani hiç görmek istemez mi bir insan kızını? Hiç özlemez mi? Bunları aynen bu şekilde babanıza da söylediniz mi? Hayır, söyleyemedim. Niçin? Çekiniyorum çünkü bana... Ama bu durum artık çekinmenin çok ötesi bir yerde. En son konuşmamızda söyledim ama. Baba, ben seni artık görmek istiyorum. Gel bu sene artık lütfen dedim. Ne dedi? Kısmetse geleceğim dedi. Şimdi bir şeye daha çok şaşırdım ben. Niye biliyor musunuz? Bence arkadaşlarım da şaşırmışlardır. Genelde bize yapılan başvurularda
başvurular şöyle oluyor. Ben evlatlık alındığımı öğrendim ve işte gerçek ailemi arıyorum, anne babamı arıyorum diye geliyor insanlar bize. Siz bundan hiç bahsetmiyorsunuz. Bunu merak da etmiyorsunuz. Hayır, etmiyorum. Merak etmiyorum. Beni sokağa atan insanları ben tanımak istemiyorum. Ya tabii neden beni bıraktılar? Bunu merak ediyorum. Yani hiçbir zaman çözemeyeceğim bir şey bu. Hiçbir zaman bilmeyeceğim bir şey bu. Ama görmek istemiyorum. Çünkü ben anne ve babam, benim annem Zuhal, babam da Nihat. Ben böyle biliyorum. Bence doğurmak annelik için yeterli değil. Bence. Benim annem beni koynunda büyüttü. Ben annemle senelerce aynı yatakta uyudum. Zaten babam da yoktu yani. Annemle aynı yatakta hani uyuduk biz senelerce. Beni böyle gerçekten koynunda büyüdü. Ben onun kokusuyla büyüdüm. Mesela bana minik kuzum diyor. Ben artık tabii yaşım büyüdü. Diyorum ki hani anne artık kendi yatağımda yatabilirim falan diyorum. Bana diyor ki hayır sen benim minik kuzumsun. Beraber yatacağız. Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii. Buraya geldiğinizi biliyorlar mı? Annem de babam da bilmiyor. Zaten annem öğrense bana çok kızar büyük ihtimalle. Kızarlar. Ne derler mesela? Yani annem şunu söyler. Kızım arada bir problem yoktu. Sen neden katıldın? Babanla aranda bir problem yok. Babanla zaten konuşuyorsunuz. Sadece işleri için şu an il dışında. Ama gelecek. Hep gelecek diyor zaten. Gelmiyor. Ben de babama da soramıyorum. Baba neden gelmiyorsun işte, neden? Bu çekinceyi de anlayamıyorum ben ama. Yani şöyle, babam bana hep destek olduğu için. Mesela şöyle, ben şu an 24 yaşındayım. İnşaat mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Mezun oluyor musunuz? Evet, bu sene mezun oluyorum. Ben mezuniyetimde babamı görmeyi o kadar çok istiyorum ki. O mezuniyet hatırası olarak böyle beraber fotoğraf çekilmek istiyorum. Dediğim gibi diplomamı ben ona vermek istiyorum. Çünkü benim eğitim hayatımda bana en çok babam destek oldu. Bir ihtiyacım olduğunda ben direkt babamı arıyorum. Ya diyelim ki arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Yani direkt babam her şeyde. Yani diyelim ki bir tura katılacağım, babam. İşte konsere gideceğim, bileti babam bana alıyor. Yani aramızda aslında sadece mesafe var gibi hissediyorum. Yani sanki kıtalar arası yaşıyormuşuz gibi. Aramızda kıtalar varmış gibi. Böyle anlattığınızda bana da o hissi veriyor. Peki ya baba, ben diplomamı aldığım gün senin yanında olmak istiyorum. O hatıra fotoğrafında birlikte olmamızı istiyorum dediniz mi? Ben bu konuyu onunla daha paylaşmadım ama aslında bu diplomayla onu tekrar görebileceğimi düşünüyorum. Yani babama gerçi ben çok özledim babamı. Ona sarılmak istiyorum. Ya kokusunu unuttum ya. Baba kokusu özlemelere girdiğimiz zaman ben çok fena oluyorum ve şeye de fena oluyorum yani. Sağlıklı bir baba kızın hayatta arada hiçbir engel olmadan niçin yan yana gelmediğini, gelemediğini yani hiç anlayamıyorum. Şunu da düşünüyorum bazen, hani belki de gerçekten onların çocuğu olmadığım için mi diye. Ama sonra hayır yani, ben buna inanmak istemiyorum gerçekten. Arada başka bir şey var bence, başka bir problem. Ben de inanmak istemiyorum. Benimle paylaşmak istemiyorlar. Ama ben onların çocuğuyum, benim de bilmeye hakkım var. Yani neden kaçıyor? Ben gerçekten bunu öğrenmek istiyorum. O kadar haklısınız ki. Kaçıyor mu onu da bilmiyoruz. Bir şey var evet. Kaçıyor mu? Belki kaçmıyordur. Yani dediğim gibi aklıma çok fazla şey geliyor. Hani belki gitmek zorundadır yani. Belki gerçekten işleri çok yoğundur ama bu mantıklı değil. Bence de değil. Şu an nerede? Şu an kendisi İstanbul'da 2 gündür. 2 gündür? Evet. Nereden biliyorsunuz? Annemle telefon konuşmalarına ben şahit oldum. Karşı tarafı duymadım. Annemin hayatım ne zaman geliyorsun dediğini duydum. Daha sonrasında anladığım kadarıyla galiba yarın annemle görüşecekler. Daha sonrasında ben babamı da aradım. Babam bana işte kasabaya ineceğini, işte ekinlerle ilgili sulama için birkaç erzak alacağını falan söyledi. Bana yalan söyledi yani.
Yalan değildir. Belki başka bir şey vardır diyeceğim de. Peki ama bir şey söyleyeceğim. Kısmet Hanım, niye demiyorsunuz? Ben duydum. Baba, sen İstanbul'a geliyorsun. Ya da annenize. Anne, ben konuşmanızı duydum. Ben babamı görmek istiyorum. İstanbul'a geliyor mu? Siz görüşeceksiniz. Ben niye babamla görüşemiyorum? Niye demiyorsunuz? Yani ilk önce zaten emin olamadım. Hani babamla mı acaba konuştu diye. Telefon numarasını kontrol ettim. Babamdı. Daha sonrasında soramadım. Bilmiyorum. Ay, korkuyorum. Çekince nedir? Peki. O noktada şimdi bir şey soracağım. Ulaştık. Geldi babanız. Karşılıklı geldiniz. Bugüne kadar söyleyemediğiniz ya da soramadığınız ne diyeceksiniz babanıza? Seni çok özledim. Bir daha gitme diyeceğim. Ben gideyim şimdi şu Nihat Bey'i bir arayayım. Olur mu? Olur. Nasıl biridir? Mizacı nasıldır? Yumuşak biri. Öyle midir? Evet. Umarım bana kızmaz. Bence kızmaz. Anlattığınız profil hiç kızına kızacak bir babaya benzemiyor. Ama neden yok? Siz ona niye dokunamıyorsunuz? Siz ona niye sarılamıyorsunuz? Hiç anlayabilmiş değilim. Ben de anlayamıyorum zaten. Bir gideyim konuşayım ben. Tamam. Beni burada bekler misiniz? Beklerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geleceğim birazdan. Bekliyorum. Düşünsenize, bir kız çocuğusunuz, bir babanız var. Babanızı çok seviyorsunuz fakat ona dokunamıyorsunuz. Ona sarılamıyorsunuz, onu koklayamıyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuz an yanında olamıyorsunuz. O sizin yanınızda olmuyor. Var ama yok. Ne kadar zor değil mi? Ve acaba bunun nedeni ne? Şimdi Nihat Bey'i arayacağım. Bakalım buraya gelmeyi kabul edecek mi? Efendim? Nihat Bey? Buyurun. Ben Nihat. Nihat Bey. Kimle görüşüyorum? Nihat Bey merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Programımızı hiç izlediniz mi? Ara ara. Ara ara izledim. Nihat Bey, biz dargınları, küsleri, birbirine kavuşmak isteyen insanları, birbirini göremeyen, hasret kalmış insanları bir araya getiriyoruz. Programımıza size ulaşmak isteyen biri başvurdu. Ben onunla mı görüşeceğim? Eğer kabul ederseniz evet, onunla görüşeceksiniz. Nasıl olacak bu? Hemen anlatayım size. Bulunduğunuz yerde aracımız ve ekip arkadaşlarımız var. Eğer araca giderseniz, aracın içerisinde bir kasamız var. Bu kasanın içinde programımıza sizinle görüşmek için başvuran kişi size ait bir emanet bıraktı. O kasanın sadece size ait olan bir şifresi var. Araca bindiğinizde ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Size o şifreyi cep telefonunuza göndereceğim. Şifreyi kasaya girdiğinizde kasamız açılacak. Ve zannediyorum kasanın içinden çıkan şeyi gördüğünüzde programımıza sizinle görüşmek için kimin başvurduğunu anlayacaksınız. Evet ama bilemedim ya. Şimdi yani bakmam lazım. Ah Hanım. Merak etmiyor musunuz sizin için programımıza kimin başvurduğunu? Peki, peki Ah Hanım. Tamam, geleceğim. Öyleyse size şimdiden teşekkür ediyorum. Aracımıza bindiğinizde ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Sizi tekrar arayacağım Nihat Bey. Tamam Ahu. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.
Beni çok zorlamadı. Kırmadı da sağ olsun. Kibar bir beyefendiye benziyordu. Sesi, hali, tavrı. Çok merak ediyorum. Kasayı açtığında kasanın içinden ne çıkacak? Ve o çıkan şeyden sonra acaba kızı Kısmet Hanım'ın olduğunu hemen tahmin edecek mi? Nihat Bey aracımıza binmiş. Şimdi kendisini tekrar arıyorum. Efendim? Nihat Bey çok teşekkür ederim. Aracımıza binmişsiniz. Rica ederim. Şimdi size şifrenizi gönderdim. Lütfen bu şifreyi kasaya girin. Tamam. Ne çıktı Nihat Bey? Kahve fincanı. Kahve fincanı. Peki o kahve fincanını sizce sizin için kim oraya bırakmış olabilir? Benim bir kızım var. Kısmet. Hep bana şunu derdi. Baba seninle karşılıklı kahve içmek istiyorum. Sanırım kızım. Nihat Bey, kızınız Kısmet Hanım başvurdu programımıza. Sizi görmek istiyor. Ama buna ne gerek vardı ki? Biz zaten telefonla konuşuyorduk Ahu Hanım. Buna gerek yoktu. Nihat Bey, kızınız size çok hasret. Sizi çok özlemiş. Size sarılamıyor. Sizin yanınızda olamıyor. Ve sizi görmek istiyor. Bir araya gelmek istiyor. Çünkü artık o telefon konuşmaları ona yetmiyor. Ahu Hanım, yani ben şu anda inanın buna hazır değilim. Nihat Bey, bir şey sormak istiyorum. Sorulmaz belki de ama yine de sizden sesli duymak istiyorum bunun cevabını. Kızınızı seviyorsunuz değil mi? Tabii ki çok seviyorum kızımı. Ama yani ben size anlatamıyorum ben bunu. Siz anlayamazsınız. Kızımla hiç alakası yok. Bu tamamen benimle alakalı bir durum. Bakın o sevdiğinizi söylediğiniz kızınız da sizi çok seviyor ve sizi görebilmek için programımıza başvurdu. Anlayamayacağımı düşünebilirsiniz. Saygı duyarım fikrinize. Fakat lütfen bana anlatın. Çünkü anlayabilmeyi çok istiyorum. Niçin bir evlat babasıyla yan yana gelemez? Babası sapasağlam hayattayken. Ben size şunu sorayım. Benim nereden buldu beni? Benim İstanbul'da olduğumu nereden biliyor? Biliyor. Bazen biliyor musunuz Nihat Bey? Çocuklar. Evet. Bir şeyleri hissederler. Bir şeylere çok fazla kulak misafiri olurlar. Anlarlar. Onlar bizden çok daha zekiler, akıllılar. Ve aslında her şeyin farkındalar. Ben sizinle sohbet etmek istiyorum. Sizi tanımak, sizinle konuşmak istiyorum. Rica etsem buraya gelir misiniz? Yani ne desem bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Bir bakmam lazım Ahu Hanım. Evladınız burada. O sizin evladınız. Sizi çok seviyor. Sizi çok özlemiş. Belli ki kendince onu çok acıtan sebepler var buraya gelmesi için. Size kavuşmak istiyor. Sizinle yan yana gelmek istiyor. Eğer onu görmemeniz, yanında olmamanız için çok ciddi sebepler varsa ki bunları bilemiyorum ve ne olabilir bunu da anlayamıyorum dediğim gibi. Lütfen gelin ve bana anlatın. Ahu Hanım, önce benimle konuşabilirsiniz. Kızınızdan önce. Daha sonra karar verirsiniz Kısmet Hanım'la bir araya gelmeye.
Tamam. Peki o zaman. Tamam. Görüşelim, tamam. Öyleyse sizi burada bekliyorum. Tamam Aho Hanım. Çok teşekkür ederim. Nihat Bey, görüşmek üzere. Görüşmek üzere Aho Hanım. Evladıyla bir araya gelmeye hazır olmadığını söyledi. Bir anne ya da bir baba kendi evladıyla bir araya gelmeye, ona sarılmaya, onunla birlikte olmaya neden hazır olmaz? Nasıl hazır olmaz? Fakat buraya geliyor. Nihat Bey'in kendine soracağım çok fazla soru var. Merhaba. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Aslında iyi haberlerle geldim. Babanız geliyor buraya. Geliyor mu? Kabul etti. İstanbul'da mıyım? İstanbul'daymış. Doğru biliyor musunuz? Niye peki benimle görüşmek istememiş? Bu sorunun cevabını herhalde babanız buraya geldikten sonra bir şekilde alacağız diye düşünüyorum. Kahve fincanı koymuşsun kasaya. Ne söyledi peki? Çok bir şey söylemedi. Fakat söylediklerinden benim anladığım ya da anlamaya çalıştığım şeyi Nihat Bey buraya geldikten sonra ancak onunla daha çok konuşup, daha çok soru sorup, daha çok cevap alıp anlayabileceğim. Ben anlayamıyorum. Neden beni görmek istemiyor? Neden uzaktayız? Ben de niye anlayamıyorum biliyor musun seninle ilgili? Anlayamadığını niçin onlara anlatmıyorsun ya da anlatmadın bugüne kadar? Bu kadar çekinmek, bu kadar kendini geride tutmak, kendi iç dünyanda bu kadar fırtınalar yaşarken, bu kadar sessiz, sakin, kenarda durmayı da ben anlayamıyorum. Söyleyemiyorum yani. Aklıma gerçekten hani bazen geliyor belki de. Onların çocuğu olmadığım için böyle oluyor. Bilemiyorum yani. Şimdi annemle görüşecekler. Ben bu sene evet mezun oluyorum. Artık ekonomik özgürlüğümü de aldım sayılır elime. Ya belki memlekete dönecekler. Belki beni burada bırakacaklar. Ben yine terk edilen bir çocuk olmak istemiyorum. Bu kadar sessiz, sakin. Bu kadar bir köşede durmanın, kendini geri çekmenin, hasretini bile dile getirememenin sebebi bu mu? Seni terk edeceklerinden mi korkuyorsun? Bilmiyorum ama çok anlamlandıramıyorum. Kısmet olur mu öyle şey? Sen onların evlatlarısın. Her şey kan bağıyla olamaz ki hayatta. Can bağı en kıymetli olan şey. Bir araya gelmişsiniz. Sen onların evladısın. Böyle bir şey olabilir mi? Düşünmek istemiyorum. Ben en kötü ihtimal olarak böyle düşünüyorum. Çünkü benden sakladıkları için bu durumu, babamın geldiğini, şu an burada babam, evet. Annemle görüşecekler ama benimle görüşmüyor. Neden görüşmüyor? Beni neden istemiyor? Ben onun çocuğu olmadığım için mi? Böyle bir şey bence asla olamaz. Olmamalı. Olmamalı. Baban ne iş yapıyor? Babam çiftçi aslında, söylemiştim. Şu an Elazığ'da tarlalarımız var işte, onlarla ilgileniyor. Çok ayıp olmazsa durumu, çok böyle her tarafından düşünmeye çalıştığım için soruyorum. Maddi durumunuz nasıldır? Çok iyi aslında yani. Şöyle, benim annem zaten ev hanımı, annem çalışmıyor. Bizim bütün masraflarımız babama ait.
Yani hiçbir zaman benim babama söyleyip de hayır cevabını aldığım bir şey olmadı. Yani ne istesem aslında o anda oluyor yani. Babam beni hiç kırmadı bu konuda, hiç şey yapmadı, terslemedi veya zıt gittiğimiz hiçbir şey de olmadı. Hani biz böyle tartışan bu konu yüzünden de ve başka konular yüzünden de tartışan baba kız hiç olmadık. Ya aslında baktığımız zaman, konuştuğumuz zaman çok iyiyiz, evet. Babamı görmek istiyorum, o bana kısmetse geleceğim diyor ama hiçbir zaman gelmiyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani bir şey saklıyor. Beni neden görmek istemiyor? Ben bunu anlayamıyorum. Yani görmek istemiyor değil de bence. Siz neden görüşemiyorsunuz? Evet. Neden benden kaçıyor? Kaçıyor mu? Kaçıyor. Ya bence çok büyük bir sebebi olmalı. Niye sordum biliyor musunuz maddi durumunu? Şundan dolayı yani Allah korusun öyle bir yokluk vardır ki ortada. O evin babası gider. Gece, gündüz, sabah akşam nefes almadan yıllarını sadece çalışarak geçirmek zorundadır. Var çünkü böyle aileler de var kısmet. Yani hani acaba dedim bu böyle bir durum mu? Biz de varlıklı bir aileyiz açıkçası ama hani bu gerçekten iş değil. İş bence sadece bahane. Annem ve babamın bana karşı kullandığı. Arkada ben daha büyük bir şey olduğunu düşünüyorum. Benden sakladıklarına göre benim bilmemi istemedikleri bir şey. Yani böyle düşünüyorum ben. Bir şey olduğuna eminim. Yani bunu hissediyorum. Hani hissedersiniz ya bir şey vardır. Evet siz hissediyorsunuz ama hani ne olduğunu tam olarak böyle kestiremiyorum. İki defa gördüm babamı. Evet, iki kere gördüm. Hiç böyle bir anınız oldu mu birlikte? Tam hatırlamıyorsun o 10 yaşında, 11 yaşında. Evet, çok yani çok hatırlayamıyorum. Mesela babam beni zaten 5 yaşına kadar babamlaymışım ama hatırlamıyorum. Yani böyle beni salıncakta salladığını bir kere hatırlıyorum. O da düşmüştüm, ağzım burnum kan içinde kalmıştı. Hastaneye götürmüşlerdi. Oradan hatırlıyorum. Büyük bir travma olduğu için benim. 20 yaşında da evde 2 gün kaldı ama arkadaşı da gelmişti. Babamı o zaman da çok göremedim. Sadece yatmaya geliyordu, öyle söyleyebilirim. Yine işleri vardı. Eve hiç uğramıyordu. Yani 2 gün evde kaldı ama hani hadi kızım, zaten senelerdir seni görmedim. Hadi dışarı çıkalım, bir şeyler yapalım üçümüz, annen, sen, ben. Aa, peki bu, şimdi anneni de anlayamıyorum. Nasıl bir hayat? Anneme sorsanız her şey çok normal. Sen 5 yaşındayken gitmiş baban. Sen şu an 24 yaşındasın. 19 yıldır. Şimdi sen babanı, yani babanla yan yana gelemiyorsun. Ya annen de hayat arkadaşıyla yan yana gelemiyor. Evet. Hiçbir paylaşımları yok. Benim bildiğim kadarıyla öyle. Yani şu anki gibi gizli görüşüyorlarsa bilemiyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla onlar da görüşemiyor. Evet. Ama biz şimdi babanla bir görüşeceğiz. Gelmiş. Gerçekten mi? Gelmiş. Şimdi şöyle yapalım Kısmet'ciğim. Senden rica etsem. Sen şimdi gitsen. Bizim bir şansım olsa masasında beni beklesen. Ben de gitsem. Babacığınla Nihat Bey'le bir sohbet etsem. Ya inan o kadar meraktayım ki. Senin soruların benim sorularım oldu şu an. Öyle söyleyeyim sana. Umarım kötü bir şey olmaz. Olmayacak. Ne olabilir kötü bir şey? Şöyle düşünmeyin. Bence iyi bir şeyler olacak. Ama çok merak ediyorum ben bu durumu. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi ekip arkadaşlarım sana yardımcı olacaklar. Seni bir şansım olsa masamıza alıyorum. Ben de hemen arkandan gidip babacığınla bir sohbet ediyorum. Tamam. 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 Hadi hayatım. Görüşürüz. Görüşürüz. Masada. Tamam. Sizce de çok enteresan değil mi? Bir aile, anne, baba, bir evlat. Fakat çocuk babasını 19 yıldır neredeyse hiç göremiyor. İki defa, birini zaten çok küçükmüş hatırlamıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bir baba, bir kız çocuğunu nasıl sadece iki defa görebilir? Nasıl merak etmez, nasıl özlemez?
nasıl kokusunu hissetmek, duymak istemez? Çok ilginç değil mi? Kafamda o kadar çok soru var ki. Biliyorum sizde de var. Gelin birlikte Nihat Bey'e soralım hepsini. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi Nihat Bey, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi incitmek istemiyorum, zorlamak da istemiyorum ama direkt soracağım. Bir kız evladınız var. 24 yaşında. 5 yaşına kadar yanında kalmışsınız. Tam 19 yıldır sadece 2 defa görmüşsünüz. Niçin? Yani 2 defa değil de önceleri bizimle beraberdi tabii. Birkaç seneye kadar. Yalnız son zamanlarda, son yıllarda doğru görüşmedik. Telefonla konuştuk. Ama görüşemiyorum. Bu konuda kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Ya, yapamıyorum. Anlamakta biraz zorluk çekiyorum, affedin beni. Yani neyi yapamıyorsunuz? 24 yaşında bir kız evladınız var. Neye hazır hissetmiyorsunuz kendinizi? Ahu Hanım, sizin bilmediğiniz şeyler var. Ben kızımı görmeye dayanamıyorum. Kısmet'i görmeye dayanamıyorum. Yani hazır hissetmiyorum kendimi. Yani görüşmeye, buluşmaya kendimi yani kendimle kızla hiç alakası yok. Kısmet'le hiç alakası yok. Bu benimle alakalı bir durum. Ama sizi göremeyen Kısmet ve o sizin evladınız. Şimdi dilimin ucuna geliyor, söylemek istemiyorum ama şimdi bunu da sormak zorundayım öyleyse. Şimdi hazır hissetmiyorum diyorsunuz. Göremiyorum, görmek istemiyorum diyorsunuz. Kısmet'i evlat edinmişsiniz. Bununla bir ilgisi var mı? Yani çok korkuyorum bu arada sorarken. Hayır, kesinlikle. Ben Kısmet'i öz kızım gibi seviyorum. Evlatlıkla hiç alakası yok. Aksine Kısmet benim öz kızım kadar iyi seviyorum. Yalnız bu görüşmemle Kısmet'in hiç alakası yok. Görüşmek istememle. Siz sanıyor musunuz ki ben Kısmet'i özlemiyorum, sevmiyorum? Ben Kısmet'i çok özlüyorum, çok da seviyorum. Ben onu öz kızım gibi görüyorum ama kendimi şu anda görüşmeye hazır hissetmiyorum. Nihat Bey, nasıl bir şey bu? Bu kız sizin evladınız. Ben de özlüyorum diyorsunuz, ben de görmek istiyorum. Yani gerçekten bunu da söylüyorum, tehdit altında falan mısınız? Yani çocuğunu görürsen şöyle olur, böyle olur gibi. Yani bu gerçekten anlayamıyorum. Anlatamıyorum ben kendim. Yani bu konuda ben şu anda Kısmet'le görüşemem. Hazır değilim, inanın. Nihat Bey, yani özür dilerim ama takribi kaç yıl sonra hazır olursunuz? Çocuk 24 yaşında çünkü. Hazır değilsiniz kızınızı görmeye. Bilemiyorum yani. Nasıl bir hazır olamama durumu bu? Söyler misiniz? Yani şimdi çok özür dilerim. Evlat sevgisi, anne baba sevgisi yarıştırmak değil de bu. Şimdi empati yapıyorum. Ya benim de çocuğum var. Bırakın yıllarca görmemeyi. Ben sabah okula gidiyor, akşam üzeri dönüyor. Vallahi özlüyorum çocuğumu. İnanın ben de çok özlüyorum. Niçin görmüyorsunuz o zaman beyefendi kızınızı özlüyorsanız? Nedir engel olan size? Ben Kısmet'e baktığım zaman çok üzülüyorum. Kısmet'te ben Kıymet'i görüyorum. Kıymet kim? Kıymet benim kızım. Kıymet Hanım nerede şu an? Kıymet yıllar önce melek oldu, uçtu gitti elimizden. Thank you.
arkadaşın sağ olsun. Sağ ol. Bir trafik kazasında ben beceremedim, yapamadım, kurtaramadım onu. Bir trafik kazasında benim sebep olduğum, karıştığım bir trafik kazasında camdan uçtu gitti. Ben arabayla üstüne düştüm. Ben onu kurtaramadım, beceremedim. Yani daha yavaş gidebilirdim. Yani çok da hızlı değildim, 70-80 gibi ama ne oldu bilmiyorum. Bir anda bir el sanki arabayı attı, çıkardı yoldan. Kaza oldu. Ben kızımı kurtaramadım. Yani ben bu olayda kendimi suçluyorum. Ben diyorum ben hatalıydım. Ben keşke gitmeseydim, gitmez olsaydım diyorum o yola. Ama oldu yani. Tekrar başını sağ olsun, çok üzüldüm. Sağ ol. O zaman hayatınızda kısmet yoktu. Evet, yoktu o zaman. Daha sonra biz eşimle karar verdik bir evlat edinmeye. Kısmeti biz o zaman evlat edindik. Ama kısmete her baktığımda ben kıymeti görmeye başladım. Yani yapamadım. Öyle bir noktaya geldim ki korkmaya başladım. Kısmete de zarar veririm korkusu oldu bende, oluşmaya başladı. Nasıl bir zarardan bahsediyorsunuz? Yani onu da koruyamam. Kıymetin başına gelen onun da başına gelir gibi. Hani kendimi suçladım hep. Ve aslında eşim evden gitmemi hiç istemedi. Ama ben onlara zararım olmasın diye evden gitmek zorunda kaldım. Nasıl bir zararınız olabilirdi ki ailenize? Yani ben kıymeti koruyamadım. Canımız, gözümüz, kızımızı koruyamadım. Ama bir hep kazaymış bu Nihat Bey. Kaza ama hep kendimi suçladım ben. Ben diyorum ki kendi kendime ben daha yavaş gidebilirdim. Daha dikkatli olabilirdim. Hızlı gitmiyormuşsunuz anladığım kadarıyla. Nasıl bir yolda o yola çıkmasaydım diyorsunuz? Annem babam köyde yaşadıkları için torunlarını 3 yıldır görmüyorlardı. Daha önce yollar bozuktu, köy yoluydu falan. 3 yıl gitmedik, görmedik. 3 yıl sonra yollar yapıldı. Bebek doğduktan sonra. Evet. 3 yaşındaydı öyleyse. Kıymet doğduktan sonra annem babam torunlarını 3 yıl görmediler. Doğal olarak onların da hakkı, götüreyim, görsünler istedik. Ama yolda bu kaza başımıza geldi. Ben o olayda hep kendimi suçladım. Yani daha dikkatli olabilirdim. Veya hiç gitmeyebilirdim, annemi babamı getirebilirdim. Yine görebilirlerdi torunlarını. Ama Nihat Bey, ya o kadar iyi anlıyorum ki yani o sorumluluk duygusunu, kendinize nasıl döndüğünüzü. Fakat hani o yola gitmeseydim diyorsunuz ya siz, oraya bir kötü niyetle çıkılmış bir yol değil ki o. Annenizi, babanızı görmek üzere evladınızı, eşinizi alıyorsunuz. Son derece dikkatli kullanıyorsunuz aracı değil mi? Bakın anlatıyorsunuz, hız yapmıyorsunuz. Bu yaşanıyor, bu kader. Ne bileyim ben bu olayda hep kendimi suçladım. Baktılar, ettiler, kontrol ettiler. Lastik mi patlamış, işte başka bir teknik arıza mı varmış, ne? Bir sebep de bulamadılar. Ama ben hep kendimi suçladım. Yani insanlar beni suçlu görmüyor ama ben bilmiyorum. Bu olayda ben hep kendimi suçlu gördüm. Peki sonrasında bir evlat edinmeye karar verdiniz. Evet. Bu olaydan sonra eşimle bir tüp bebek tedavi süreci tekrar yaşamak istemedik.
o ilk çocuktan sonra. Kıymet tüp bebekle. Kıymet tüp bebekle olduğu için tekrar o süreci yaşamak istemedik. Ne yapabiliriz dedik. Bir çocuk edinebilirsek bu boşluğu doldurabiliriz diye düşündük. Kısmeti öyle evlat edindik. Ve... Ama demek ki şimdi başka bir çocuğu hayatınıza evlat olarak katmaya karar verdiğinize göre demek kendinizi hazır hissetmişsiniz. Şimdi Aha Hanım, doğru, biz kısmeti evlat edindik. İlk yıllarda çok iyiydi. Her şey çok iyiydi. Yalnız ben kısmete her baktığımda ben kıymeti görmeye başladım. O bana baba dedikçe demeye başladı. Benim içim gidiyor. Çok da hoşuma gidiyor ama kısmetin her hareketi, bana her yaklaşımı, sarılması kıymeti hatırlatmaya başladı. Bu beni çok içim gidiyor ama bir baba olarak kıymeti hatırladığım için ben işte iyi baba olamadığımı, onu koruyamadığım bunları düşünmeye başladım. Kendimi suçlamaya başladım. Yani tamam, kısmeti de çok seviyorum. Kısmeti ben öz çocuğumdan ayırmak istemiyorum, ayırmıyorum da ama ne zaman kısmete baksam, ne zaman o bana baba dese veya herhangi bir hareketinde ben kıymeti görmeye başladım. Ben evi onun için, evden onun için ayırmak ihtiyacı duydum. Acaba dedim hani burada kalırsam ben kıymete sahip çıkamadım. Onu koruyamadım. Kısmetin de başına öyle bir şey gelir korkusu beni evden uzaklaştırdı. Kısmet'e çok büyük bir haksızlık değil mi? Bu bir kız çocuğuna, bir erkek çocuğuna ne fark eder? Yani bir çok büyük bir haksızlık değil mi Nihat Bey? Evet, haklısınız Ava Hanım. Ama yani bu konuda kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Nihat Bey. Kısmet telefonda eşinizle konuşmanızı duymuş. İstanbul'da olduğunuzu biliyor. Buraya geleceğinizi, eşinize haber verdiğinizi biliyor. Fakat en acısı ona göre sizin buluşup onu dışarıda bıraktığınızı düşünüyor. Bunu asla anlamlandıramıyor. Ve geldiği nokta ne biliyor musunuz? Kızınız sizin ve annesi tarafından terk edileceğinden korkuyor. Ben onu canım kadar seviyorum. Yani nasıl böyle bir şey düşünebilir? Ben... Çok inanın çok ne diyeceğimi bilemiyorum yani bu konuda çok üzüldüm. Ben de inanın çok üzüldüm. Yani bu nasıl böyle bir şey düşündü? Neden? Çok normal değil mi bunu düşünmesi? Ama ben onu konuşuyorum. Hiçbir ihtiyacını geri bırakmadım. Telefonla sık sık konuşuyoruz. Tamam görüşmedik ama. Böyle... Nihat Bey bu yeter mi bir insana? Bir çocuğa? Annesiyle ya da babasıyla hayat boyu sadece telefonla konuşmak yeter mi? Yetmez. Ama dediğim gibi bu konuda onunla hiç alakası yok. Tamamen anlattığım olaylardan dolayı. Ama o bunu bilmediği için... Bunu kısmete niçin anlatmadınız? Yani senin daha önce bir kardeşin vardı. Böyle bir şey yaşandı ve bir trajedi yaşandı. Bunu niçin anlatmadınız? Belki sebebini bilseydi... Aha Hanım,
Biz bunu eşimle çok düşündük. Kısmet'e anlatalım istedik, anlatalım dedik ama yapamadık bunu. Onu incitmekten korktuk. Kıymeti biz onu anlatırsak düşünceleri değişir. Kendisini bir başka çocuğun hayatını almış gibi, onun yerine geçmiş gibi düşünür diye düşündük. Ve cesaret edemedik. İşin doğrusu cesaretimiz kırıldı. Yanlış yaparız. Yanlış şeyler olur korkusu bizde uyanmaya başlayınca biz bunu vazgeçtik, söyleyemedik. Belki söylememiz gerekiyordu ama söyleyemedik. Yapamadık. Peki, hassasiyetinizi anlamaya çalışıyorum. Başka bir çocuğun yerine geçmiş gibi hissetmesin kendisini dediniz pekala. Fakat şu an başka bir çocuğun aslında bilmeden acısını yaşamıyor mu Kısmet? Evet, haklısınız. Yani baktığınız zaman öyle. Doğru. Ama inanın canım kadar seviyorum ben. Ama inanın yapamıyorum. Yani bir araya gelemiyorum, gelmek istemiyorum. Peki Nihat Bey, bir şey daha soracağım. Gelemiyorsunuz evet. Bir araya. Çok acı çekiyorsunuz evet. Hala. Haklısınızdır yani. O evlat acısı Allah'ım düşmanıma bile vermesin. Amin. Peki sizin Kısmet'le hiçbir araya gelmemeniz, eşinizle neredeyse hiçbir araya gelmeme durumunuz, İçinizdeki bu acıyı azaltıyor mu? Hayır. Aksine hiç azaltmıyor. Ama ben eşimi ve Kısmet'i böyle daha iyi korurum düşüncesi var sanki bende. Hani onların yanında olursam belki onu da Kıymet gibi koruyamam, beceremem. Yani anlayacağınız, ben iyi bir baba, iyi bir eş olamadım. Ben öyle sanıyorum. Bence kendinize haksızlık ediyorsunuz. Bu benim kendi şahsi fikrim. Bir koruyamam diyorsunuz ya. Asıl şu an Kısmet kendini anne ve babası tarafından terk edileceğini düşündüğü için bence bunu kendinize söylemelisiniz. Bence şu an koruyamıyorsunuz. Çünkü o, siz onunla yan yana gelmediğiniz her an kendini, anladığım kadarıyla, ben bir süre sonra ailem tarafından terk edileceğim diye düşünüyorum. Ama Ahu Hanım, ne yapabilirim ki? Yani insanlar beni anlamıyor. Yani ben anlatamıyorum kendimi. Peki ne Nihat yapabilirim? Bey, acınıza merhem oluyor mu şu an kızınız Kısmet'i ve eşinizi görmemek? Yaşanan olayları değiştirebiliyor musunuz? Zamanı geri alabiliyor musunuz? Biz her programın başında, her hikaye bir hayat hikayesinden önce şunu diyorum. Zamanı geri alamayız belki ama bazı insanlar için bir şeyleri değiştirebiliriz. Zamanı geri alamıyoruz Nihat Bey. Ama acaba kızınızla aranızdaki o hasreti, o acıyı, o uzaklığı, o kopuşu değiştirebilir miyiz? Yani Avva Hanım, nasıl olacak ben de bilmiyorum. İnanın acaba hiç bilmiyorum. Bir yan yana gelerek olur mu? Bu bir başlangıç olabilir mi? Evladınızla bir yan yana gelseniz, sizin bir gözünüzün içine baksa, size bir sarılsa bu çocuk. Bilmiyorum. Sizi bir görse. Hiç bilemiyorum. Nasıl olur bilmiyorum ki. Yani hiç bilemedim. Bir denemeye değer mi sizce? Şöyle yapalım. Ben şimdi kızınız Kısmet'in yanına gideyim. Siz de kızınız sizin için bir mesaj hazırladı, bir video hazırladı. Evet. Orada size bir mesajı var. Siz de gitseniz,
o videoyu izleseniz. Bu arada bütün bu konuştuklarımızı böyle bir sakin kafayla azıcık bir düşünseniz. Sonra karar verseniz. Bir bakmam lazım Ahvan. Ben siz mesajı izlemeye giderken ben de 19 yılda sadece ayaküstü iki defa gördüğünüz, sizi çok seven, size sarılmayı çok isteyen ve size çok ihtiyaç duyan kızınız Kısmet'in yanına gideceğim. Sizi orada bekliyor olacağız. Tamam Ahu Hanım. Olur mu? Olur. Siz de lütfen videoyu izleyin. Tamam Ahu. Buyurun lütfen. Bir baba. Sadece telefonun ucundaki bir ses. Ayda bir. Bir görüntü. Orada olduğu bilinen. Fakat asıl ihtiyaç duyulduğunda yan yana gelinemeyen, can cana olunamayan, kızının sarılamadığı, kızının öpemediği, kızının koklayamadığı, kızının omzunun altına girip ondan güç alamadığı bir baba. Kendi acısıyla yıllardır yanıp kavrulan bir baba. Bakalım o babanın düşüncelerini değiştirebilecek miyiz? Evet. Nasıl geçti? İyi geçti. Bana kızmış mı? Hayır. Sana hiç kızgın değil. Bence kendine kızgınlıkları var. Uzun uzun sohbet ettik Nihat Bey'le. Ne konuştunuz? Ne konuştuk? Ne konuştuk? Şimdi ben konuştuğumuz her şeyi tüm detaylarıyla sana aktaramam. Çünkü beni aşan bir durum bu. Bence baban bana anlattıklarını sana anlatsa çok daha kıymetli, özel ve güzel ve doğru olur. Ama şunu bil, için rahatlasın. Seninle ilgili hiçbir şey yok. Seninle ilgili hiçbir şey yok. Biliyorum. Hani bir de beni çok etkiledi bu. Acaba ben terk edilecek miyim? Korkun. O beni çok etkiledi. Asla böyle bir şey yok. Annen de baban da anladığım kadarıyla seni çok seviyorlar. Babanın kendine ait bir durumu var. Ben buraya geleceğini düşünüyorum. Buraya gelirse de sana anlatacağını düşünüyorum. Olumlu mu konuştu yani? Evet. Babacığım, neden benden kaçıyorsun? Anlamıyorum. Ben sadece seni görmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Aradaki problem neyse biz bunu çözebiliriz, yapabiliriz. Tek istediğim seni evimde, evimizde görmek. Annem, sen, ben, beraber benim mezuniyetimde bir arada olalım istiyorum. Diplomamı aldığımda gururla ben babama sarılmak istiyorum. Aradaki her neyse çözelim. Ben seni çok özledim. Ne olur evimize dön. Şimdi Kısmetciğim,
Hayat o kadar çetrefilli, o kadar yoğun, o kadar sürpriz dolu ki bazen o sürprizler iyi, bazen o sürprizler kötü olabiliyor. Yaşlar ilerledikçe insanlar birçok tecrübeye sahip oluyorlar ama acı ama tatlı. Bazılarımız onların altından kalkabiliyoruz, bazılarımız kalkamıyoruz. Bazılarımız yolumuza devam edebiliyoruz, bazılarımız edemiyoruz. Bence babanın da bir nedeni var. Tabii ki hayattaki hiçbir neden senin kendini bu kadar kötü hissettirmemeli. Fakat ben babanla bunu halledeceğinizi düşünüyorum. Umarım. Kapıyı açar mısınız lütfen? Onu çok özledim. Çok. Sadece onu görmek istiyorum. Baba. Kızım ben senden özür diliyorum yavrum. Ben seni çok seviyorum ama bir türlü anlatamadım. Bir türlü gösteremedim kendimi. Baba üzme kendini, üzme. Sen geldin ya, ben başka bir şey istemiyordum zaten. Babacığım, 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 babacığım üzülme. Sen bir daha beni bırakma, ben başka bir şey yok artık, bırakma ben seni yavrum. Baba, baba, ağlama baba. Ağlama, ne olur. Yavrum beni, ağlama. Canım beni. Güzel kızım benim. Hayat bazen sadece koşulsuz sevmektir. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.